yeni bir Kale Bodur'la mimarlığa hoş geldiniz. İspanyol mimar Jorge Vidal tarafından tasarlanan Alegre evi Valencia'da yer alıyor. Hali hazırda var olan bir ev için beton yapının yenilenmesi projesinde tasarımın amacı iç ve dış mekanı birbirine yakın tutmak olmuş. Bu doğrultuda çam ağacı ve ev aynı manzarada birlikte yaşamış. Projenin bir diğer amacı Akdeniz'in duygusallığını evin içine sunmakmış. Malzeme seçiminin ön planda tutan bu tasarımda Ibiza taşı ve yerel ahşap kullanılmış. Alegre evi doğayla ve içinde bulunduğu iklime uyumuyla ön plana çıkmayı başarmış. Alman Mimarlık Ofisi, Christoph Hess tarafından tasarlanan Unterholz kurulumu Refringhausen meydanında yer alıyor. Üretim sırasında köylüler tarafından kapılar ve hatıralar gelecek nesillere iz bırakmak amacıyla betona bağlanmış. Genç ve yaşlılar için iki beton küpten oturma düzeni hazırlanmış. Üst kısımda yarı ahşap evlerin yapımında kullanılan malzemeler tercih edilmiş. Unterholz kurulumunun 20 metre yukarısında yer alan komşu Oberholz kurulumu ise beton kenarlı meşe traverslerden oluşacak şekilde tasarlanmış. Bunda uyumluluk amaçlanmış. 6 kişilik bir alan barındıran kurulum iç mekana küçük bir köprü vasıtasıyla erişme imkanı sunuyor. Unterholz ve Oberholz kurulumları hareketi, kişiliği ve uyumlu tasarımıyla benzerlerinden ayrılmayı başarmış. Dietmar Fischinger mimarlık tarafından tasarlanan Aldilonda deniz üzerindeki gezinti yeri Fransa'nın Bastia bölgesinde yer alıyor. Deniz seviyesinden 5 metre yükseklikteki kayalık bir sahil şeridinde yer alan yapı, gezinti yerinden daha fazlası olmayı hedeflemiş. Kalenin en güney ucuna dokunulmadan inşa edilen tüneli ise eğimli bir patika ve yürüme yolu karşılamış. Kalenin yükseltilmiş platosuna erişim merdivenlerle sağlanmış. Tasarımda dalgaya dayanıklı malzemeler kullanılarak doğal tahribat en aza indirilmiş. Aldilonda deniz üzerindeki gezinti yeri doğayla iç içe formu ve estetik mimarisiyle misafirlerine keyifli bir yolculuk sunmuş. Stadhuis Derschoff daireleri Hollanda'nın Schiedam şehrinde yer alıyor. Mimarların söylemiyle eski sanayi kompleksinin ve yeninin sentezi haline gelen bu proje eşsiz çevresiyle zengin bir yerleşim imkanı sunuyor. Giriş, eski çatı hattını yansıtan camdan bir çatıya sahip olmakla birlikte dairelerin bulunduğu ara alana açılan bir mekana dönüştürülmüş. Dairelere eklenen kış bahçesinin en önemli parçası yangından kurtarılan orijinal dökme demir sütunla desteklenen kavisli merdivenler olmuş. Bu sayede tasarıma estetik bir duruş kazandırılmış. Konforlu tasarımı ve hareketli kişiliğiyle hayal gücünün sınırları da böyle zorlanmış. Japon Mimarlık Ofisi SAI tarafından tasarlanan M+K evi Osaka'da yer alıyor. Projenin temel amacı sahiplerine esnek bir yaşam olanağı sunmak olmuş. Bu doğrultuda evin zemini toprak malzemelerden üretilerek enerji akışına izin verilmiş. İç ve dış mekan arasındaki sınırları bulanıklaştırmak maksadıyla geniş cam sürgü paneller tercih edilmiş. Böylece doğayla etkileşimli aydınlık bir mekan yaratmak amaçlanmış. M+K evi, ferah formu ve kolektif kişiliğiyle huzuru arayanlar için de ilk durak olmayı başarmış. Yine bir Kale Bodur'la mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, esen kalın.